30 Eylül 2020 Antalya Manavgat'tayız. Rekor gelişim müşterimiz yanımızda Seçim Şık. Şık, evet. Bu muz serasında bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Neler oldu? Neydi seramız, ne hale geldi? Muzlarımız nasıl? Geçen yıl 24 Eylül'de diktim ben burayı. 2019'da? 2019'da. Kaç dekar? Burası 7 dönüm. Bir de yer söyler misin alan şey olarak? Antalya Manavgat Kalemler Köyü. Kalemler Köyü. Burası. Evet. Kışları biraz soğuk geçiyor. Hı hı. Onun için ben taban hazırlığında rekor gelişim uyguladım. Sonra Ocak ayında dona çarptırdık biz burayı, biraz soğuk. Hı hı. Dona çarptıktan sonra ağaçları komple kestik. 20 santim falan kaldı. Dibine tekrardan rekor gelişimi uygulayıp çapaladık. Bir hafta sonra ağaçlar yaklaşık 1 metreydi. 1 metreydi. 1 metreydi. İşte o şekilde büyüttük. Çeşidi büyüdük. Nedir cinsi? Bunları... Bodur azman. Bodur azman. Bodur azman. Evet. Yani geçen sene diktik. Evet. Kışın soğuğa çarptırdık. Aynen. Arkasından tekrar bir rekor gelişimi uygulama yaptık. Tekrar uyguladık. Şu anda sonuç bu. Sonuç. Peki normal azmanlardan daha üstün şu an. Normal zaten azmanlardan üstün. Görenler de anlayacak. Şöyle görülüyor. Gösterelim şuradan da. Gidelim yavaş yavaş. Toplam kaç dönümdü? Tekrar toplam söyleyeyim. 7 dönüm. 7 dekar. Seramız. Evet. Şöyle. Muzlarımızı gösterelim. Her noktada aynı. İthal muzla yarışan tek sera herhalde şu an. Yani biz de geziyoruz. Çikita gezdiğimiz muzu. Yerlerdeki seralardan bayağı üstün bir sera. Evet. Şu an görüntü onu gösteriyor. Şu şekilde. Ürünü buradan Manavgat'taki bayimizden aldınız. Tarım Park İbrahim Bey var. İbrahim Bey'den aldınız. O tavsiye etti. O tavsiye etti. Aynen. Onun vesilesiyle. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Peki diğer seralara da gidiyor musunuz? Başka üretici arkadaşların? Şu an bizden çok geriler onlar. Daha doldurmadı mesela onlar da. Doldurmadı. Bizim muzlar bir hafta içinde keser. Hatta burada şeyi de gördük. Yani aynı fidenin kardeşinden biri doğum yapmış. Evet. Büyüyor salkım. Şöyle var isterseniz şöyle bakalım. Şöyle gidelim. Gelin. Gösterelim. Yani bu da topraktaki kökün, çapakların gücünü gösteriyor. Ne kadar sağlıklı hale geldiğini. Şu doğum yaparken ipe takılmış. Hmm. Kırıldı. İşte bu ikinci doğum. Kaç tarak var sayın yani. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gidiyor. Evet. Aşağı gidiyor. Doğru gidiyor. İşte, normal orjinal anası bu. Şu. Bu da yani yavrusu. Bu bahsettiğimiz olay şu evet. Doğum olmuş. Şu ipe takılmış. Şuradan gösterelim. Şu ipe. Şunu yani bağlamışız bununla şu şekilde kırılmış. Bu bunun kardeşi. Aynı evet. Dönem gelmiş. Yavrusu. Şu. Evet gövdeyi görüyorsunuz. Kopan bu. Aynen. Şöyle gösterelim aradan. Muzlarımızı. Göstere göstere gidelim. Aynen öyle. Şu doğum yapanlar vardı şurada bakalım. Şöyle gelelim bu tarafa doğru. Yani seranın hemen hemen aşağı yukarı her tarafındaki her tarafı aynı. Muzlarımız gayet güzel. Şöyle şuradan da gösterelim. İşte şu ikinci doğum bu da. Yani şuradan baktığımız zaman şöyle bir karış 25 santime gelmiş parmak uzunlukları. Şurada da aynı. Ve ikinci sıra, üçüncü sıra da aynı şekilde büyümeye devam ediyor. Şöyle gelin buraya. Burada şey yapalım, devam edelim. Şimdi rekor gelişimle birlikte beslemenize devam ediyorsunuz. Aynen. Koruma bakımınıza devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Diğer işçilikler yapılıyor. Evet. Şimdi sonuç itibariyle buraya baktığınızda muzun gövde kalınlıkları gayet ciddi İyi. Kalın. Ciddi kalın. Bu da muzun zaten şu koçanın daha kalın doğuşuna evet, sebebiyet veriyor. Doğru orantılı parmaklarımız, tarak sayımız da ona göre aynen. Uzun oluyor. Rekor gelişimi tavsiye eder misin? Gönül rahatlığıyla. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğru zamanda uygulasınlar. Hı hı. Şimdi ne uyguladıklarını bilerek uygularlarsa sonuç alırlar. Rastgele verirlerse bilemezler. Onun için toprak hazırlığında özellikle toprak kesin hazırlığında. Uygulasınlar. Hı-hı. Daha sonra tekrardan verebilirler. Şimdi toprak hazırlığında daha sonrasında da verebilirler. Toprakla ilgili ne söyleyebilirsin? Nasıl bir değişim yaptı? Buradaki seranın toprağı nasıldı? Ondan da bahsedelim. Mesela şey kılcal kök mesela benimkinde bayağı bir fazla. Diğer şey seralara göre. Kökte evet. Sorun yok. Zaten bağlama şekillerimizden görülebilir. Hı hı. Ağaçlarda hiç kıpırdama yok sağa sola. Yatma gibi net, bir şey yok. Net yatmamış. Zaten yukarıya aslı değil farkındaysanız. Hı. Yana doğru asmışız. Yana doğru şu falan. Peki toprak nemliliği ile alakalı ne söyleyebilirsin? Zaten yosun belli diyor. Koruyor. Gayet nemi koruyor. Gayet güzel. Güzel. Herhangi bir hastalık, kusur hiçbir görünmüyor. Hiçbir şey yok. Ne kadar su verirsek verelim. Kesinlikle su tutmada o da yok. Bir de bu sene 2020'nin
İklimi zaten çok iyi gitmiyor. Evet. Zaten bir kışın soğuğa vurdurduk. Aynen. Ama yazın da ciddi sıcaktan çok kayıp olanlar oldu yani. Kayıp olanlar var. Doğum zamanında özellikle çok aşırı evet. sert sıcaklardan dolayı. Mayıs aylarında oluşan. Sulu çürük oldu genelde seralarda. Sulu çürük. Sizde göbek. Var mı? Bizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir mantar hastalığı vesaire görüyorsunuz. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Biz size teşekkür ederiz. Buradan ben tüm Manavgatlara... Herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Kullanabilmelerini tavsiye ediyoruz. Zaten görüntü ortada. Görüntü alacaklar zaten. Şöyle tekrar gösterelim şu yan tarafı. Aynen. Gayet güzel görünüyor. Bu şekilde Manavgat'tan bütün Türkiye'ye, buzculara selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.